Aslında Ardahan'da doğdu, tarla sürdü, çobanlık yaptı, tezek topladı. Bunlardan hiçbir zaman utanmadı çünkü her dönem ben köy çocuğum demekle övündü. Sokağın elini tuttu, siyasetin nabzını tuttu ve siyaseti her zaman sokakta yaptı. Belediye başkan yardımcılığı, il başkanlığı, milletvekilliği yaptı. O bir siyasetçi, o bir gazeteci, o bir Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı hakkında araştırmalar yapmış bir politikacı. Kısaca o Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin. Sayın Tekin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum, iyi pazarlar diliyorum hepinize. Gazetenin manşetlerini az buçuk siz de gördünüz. Türkiye'nin hasbihali burada ama biraz şöyle bandı en azından bir haftalık geriye sararsak. Orada hemen şunu soracağım. Burada çünkü sizden de partinizden de bir heyet gitti ve buradaki patlamayı bir başka boyutuna taşımaya çalıştı. Terör ve Erdoğan terör ve Suriye kararlarımızdan taviz vermeyeceğiz dedi. Tahrik bombası adı verildi. 13 tane ölü Suriye'ye insani yardımların geçtiği Hatay Cilvegözü sınır kapısında insanlık dışı vahşet başlığıyla duyuruldu. Suriye plakalı bombalı araç patlatıldı. 4'ü Türk, 9'u Suriyeli, 13 kişi öldü. Şimdi bu patlamadan sonra hemen Cilvegözü'ne giden Cumhuriyet Halk Partisi heyetindeki Hurşit Güneş, bize gizlilik kararı var denilen görüntüler nasıl servis edildi? Bu görüntüler montajlanmış diye de üstüne basa basa söyledi. Şimdi gerçekten siz bu görüntülerin montaj olduğuna inanıyor musunuz? Bu Cilvegözü'nde bu patlama nasıl oldu? Orada vatandaşlarla yapılan röportajlarda işte millet elini kolunu sallayarak giriyor çıkıyor denildi. Halbuki biliyoruz ki özellikle de Hayat Yazıcı'nın gümrüklerden sorumlu devlet bakanının gümrüklerle ilgili çok sıkı denetimler olduğunu da biliyoruz ama burada bir şey oldu ve biz de tam net olduğunu anlayamadık. Kafamızda gerçekten soru işareti kaldı. Ne diyorsunuz efendim? Evet, çok teşekkür ediyorum. Müsaade edersen Nuray Hanım'dan başlamak istiyorum ve oraya geleceğim. Nuray Hanım sonuç itibariyle bir gazetecidir. Evet. Kendi düşüncesini rahatlıkla ifade edebilir. Her siyasi gazeteci gibi o da düşüncesini ifade etmiş. Parlamentoda iktidar milletvekilinin 22 tane PKK'lı benim kardeşimdir dediği yerde Nuray Mert'i tartışmak bence çok doğru değildir. Onlar zaten altını çizerek, ben de hemen altını çizerek söylemek istiyorum. Oradan hemen şeye geleceğim. Gürsel Bey, bir cümle ben söyleyeyim, o zaman o lafım askıda kalmasın. Çünkü Nuray Hanım daha önce de bakın 28 Şubat dönemi dahil olmak üzere her dönemde siyasal düşüncesini çok rahatlıkla ifade etmiş bir gazetecidir. Çok yakından tanımam ama kendisini gazetelerde... Peki PKK terör örgütü değildir derken PKK'yı bir yere koymanız gerekir. Bir gazeteci olarak demek ki Nuray Mert'in hiçbir şehit cenazesini görmediğini veya o şehitlerin kendiliğinden doğuda güneydoğunda yani ayağı kayıp kafası yere değdiği için mi veya o insanlar gökten düşen başka bir taşla mı şehit oldu onu da anlaması lazım. Meclisteki BDP'lilere ben bir şey demiyorum. Artık onlara buradan laf söylemekten dilimde tüy bitti. AKP'nin milletvekili BDP'nin zatı zaten. Bunu yani PKK terör örgütü demek değil. Ben anlamadım. Nuray Mert'in tabii aydınlar kategorisine de koyuyoruz. Köşe yazıları da tanıyoruz ama tabii hani bazı popüler alanlara kaymak da belli kesimlerde galiba böyle. Neyse bir, ben bunu kısaca bir tartışmaya girersek tartışma biraz uzayacak. Ben takip ederim üstelik. Evet, şimdi evet. Hatay'daki Sayın Bakan'ın açıklaması dahil olmak üzere yetkililerin hiçbirisi doğru bir açıklama yapmıyor. Altını çizerek söylüyorum, yalan söylüyorlar. Niçin yalan söylüyorlar? Hatay'a bütün sınır boyunu dolaşan bir siyasetçi olarak söylüyorum. Hatay'a gittiğinizde bizim Suriye ile olan sınırımızın tamamı ortadan kaldırılmıştır. Ortada bir sınır yok yani. Bizim sürekli gazetelerimizin bir tartışma konusu haline geldi. Sınırda patlama. Neresi sınır kardeşim? Bizim bildiğimiz bir sınır vardı. Sınırın bu tarafında Türk askerleri nöbet tutardı. Öbür tarafında da Suriye yani öbür ülkenin askerleri. Sonuçta gözetleme kuleleri, bütün şeyler. Bunların tamamı kaldırılmış. Elinizi kolunuzu sallayarak Suriye'ye girebiliyorsunuz. Suriye'deki insanlar rahatlıkla Hatay'a gelebiliyor. Cilve gözünde hiç kimse yok mudur mesela? Yok yani kardeşim. Orada sadece oraya iki tane şey koymuşsunuz. Bakın eğer sadece gümrüğün o kapı girişini yani yol sizin patlamanın olduğu yer yoldur. Yani bildiğimiz yol. Evet. Yolun dışındaki herhangi bir alanda rahatlıkla
Araçta arazi cipiyle rahatlıkla girebilirsiniz. Orada sadece araçların rahatlıkla girip çıkacağı yerdir. Herhangi bir kontrol yok. İki tane gişe var. Güvenlik tamamen kaldırılmış. Güvenlik kaldırılmış. Bütün oraya gittiğinizde görürsünüz. Yani burada Hatay'da telefonları açık olan gazetecilerinize sorabilirsiniz. Israrla efendim sınırda şey oldu. Sınırın mınır kaldırılmış. Şimdi bütün bu patlama, niye bu patlama oldu? Şimdi bir kere iki orada ülke arasındaki... Orada hedef kim herhalde, değil mi? Asıl doğru soru da o. Hedef muhalifler mi? Türkiye'yi savaşa çekmek isteyenler mi? Tabii tamamen seçenekleri sıralıyorum. Size göre kim hedef? Deniz Hanım, bir bataklık yaratırsanız... Hedef de karışır diyorsun. Nerede var mesela bu sorunun, sineğin ya da ne bileyim her doğada baktığınızda nerede oluşuyor? Nerede bir bataklık varsa? Şimdi bu bataklık niye oluştu? Biz bir kere önce bu bataklık neden oluştu? Bu bataklığı kimler oluşturdu? Hı. Eğer bunları somut bir şekilde tartışmasak şimdi döneriz. Efendim bunu kim yaptı? Herkes yapabilir. Burada bütün ülkelerin istihbarat örgütlerine uygun bir mayın tarlası haline döndü. Bu mayın tarlası haline dönüştürmenin mimarı da ne yazık ki Türkiye'dir. Bunu kabul edelim. Ama şimdi burada oturup da sınırı kaldırılmış, hiçbir güvenliği olmayan bir bölgede burada niçin patlama oldu dersek kamuoyunda yanıltmış oluruz, kendimizi de yanıltmış oluruz. Bunun sorumlusu ne yazık ki Türkiye'deki iktidardır. Yani başka güçler aslında Türkiye'ye uzun zamandır söyleniyor ya Deniz hep, Suriye'ye evet. Bizim Suriye ile aramızı bozmak ve bir savaş ihtimali yaratmak için. Gürsel Bey'in söylediği aslında o anlamda çok mantıklı geliyor. Çünkü o kadar istihbarat örgütünün açık bulduğu bir alanda bizi Suriye ile karşılıklı yani düşürmek için... Yani aramız alem bozulmamış mı Suriye ile? Hani biz öyle diyorlar ama ben devlet büyüklerimi yani, söylediğine inanırım. El insaf şimdi bizim tabii bizim medyamız belki dışarıda özellikle... İran, Irak ve Suriye'deki yetkililerin demeçlerini çok net aktarmayabilir. Biz kusuruma bakmayın yani bunu hemen söylüyorum. Dışarıda iki tane arkadaşımızı getirdik. Her sabah yabancı basını kontrol ediyoruz. Yabancı basında neler oluyor? Biz baktığımızda biz şu anda Suriye'de bir savaş hali içerisindeyiz. Yani başka nasıl savaş olur? Doğrusu onu da merak ediyoruz. Gürsel Bey, orada aslında çok ilginç bir iddia da gündeme geldi. Bu da pek tartışılmadı ama bunu mecliste taşımayı düşünür müsünüz diye merak ediyorum ben. Bombaların aslında Gaziantep'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Belediye meclisine mi taşınır? Nasıl yani? Sorumu sorayım ondan sonra tartışalım. Tabii. Şimdi bu bombaların aslında Antep'te yapıldığı, orada bir evin havaya uçtuğu, Hatay'da bazı imalathanelerin, bomba yapan imalathanelerin kurulduğu ve patlamanın aslında içeri giren değil, çıkan araçlardan olduğunda bir kısım medya dile getiriyor. Ne diyorsunuz? Hiç öyle bir araştırmanız oldu mu? Ne oluyor? Yani bu dediğiniz fiili savaş bizim Antep'e, Hatay'a o muhalifler aracılığıyla içinden içe sızıyor mudur? Var mı? Yani bir... Ya da montaj dediğiniz iş orada mı değişti, değil mi? Tabii yani girerken mi çıkarken mi bilmiyorum. Sayın Güneş mutlaka orada belli bir bilgiye dayanarak bunları ifade ediyor. Biraz önce de ifade ettim. Bölgeye gittiğinizde göreceksiniz. Kimin girdiği, kimin çıktığı belli değil. Enteresan insanlar görürsünüz. Coğrafyanın bu tarafında, öbür tarafında görüyorsunuz. Adeta bir kontrolsüz bir bölge haline dönüşmüştür. Kontrolsüz bir bölge durumunda araç orada mı girdi, buradan mı girdi? Adamcağızın birinin babası ölmüştü. Taziyeye gitmişler. Herkes tabii usuldur, Anadolu usuldur. Her taziyeye giden sorar. Kim öldürdü ya da niçin öldü falan filan. Öldürülmüş babası. En son biri soruyor. Babanızı atlı mı öldürdü, yaya mı öldürdü? Adam demiş kardeşim babam öldü. İster atlı öldürsün ister yaya. Şimdi oradan mı girdi, buradan mı girdi tartışmasını son vereceğiz. Devletin organları ciddi bir şekilde araştıracak. Teknoloji gelişmiş. Çok, bakın biz Afyon'da 24 saat içerisinde bizim maşallah hükümetimiz sonuç verdi. Afyon patlamasıyla ilgili. 24 saat. Nasıl bir teknoloji varmış bizde de onu doğrusu şaşırıyorum. Afyon'daki o uzmanlar 24 saat içerisinde bu işi çözenler Hatay'ı niye 24 saat içerisinde çözmüyorlar? Çözülmez. Çözülmesi de mümkün değil. Umut ediyorum bu son olur. Önümüzdeki günlerde daha tehlikeli sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye, bizim mutlaka önlem almamız gerekiyor. Şunu da sormak istiyorum. Size göre Türkiye orada kontrollü bir şey yapıyor olabilir mi? Yani hani muhalefetin iddia ettiği gibi değil. Saçma bir soru gibi gelebilir ama yani bu kadar serbestlik dediğiniz şeyler doğruysa
olamayacak kadar şey geliyor bana. Yani hani Kevgir'e dönmüş hikayesi bir yerde aslında muhaliflerle ortak bir işbirliğinin ürünü olabilir. O nedenle bunlar yaşanıyor olabilir mi? Deniz Hanım, tekrar ifade edeyim. Yabancı televizyonlara baktığınızda, yabancı televizyonlarda silahların nasıl pazarlandığını, silahların nasıl geçtiğini, alışverişlerin nasıl yapıldığını, bütün yabancı basında var bunlar. Maalesef biz keşfedemiyoruz. Biz görmek istemiyoruz. O da aklımıza şu geliyor. Eğer bütün bu olup bitenler varsa, bu olup bitenler herhalde biz yapıyoruz demek aklıma geliyor. Yani herhangi bir İngiliz televizyonu ya da bir Alman televizyonunun, Alman gazetesinin görmüş olduğu bütün bu coğrafyada olup bitenleri benim devletim görmüyorsa işte burada bir eksiklik var. Benim de tam olarak sormak istediğim o, görmüyor olabilir mi? Yani bu bir politikanın sonucu olabilir mi size göre? Nasıl bir sonuç alacağız doğrusu bilmiyorum. Yani böyle bir politikada bir amacımız ne olabilir ki? Muhalifleri burada hatırlarsanız bir yıl önce programımıza katılmıştık. O günlerde tabii biliyorsunuz bu patriot hikayeleri yoktu. Patriot dediğiniz aynı zamanda herhangi bir ülkeye patriot gittiği zaman o ülkede her an savaş sebebi oluşabilir. Sizin bir başka ülkeyle savaşmanıza gerek yok. Orta Doğu coğrafyasında herhangi bir sorunun bir parçası olabilirsiniz. Yıllar önce Türkiye'de biliyorsunuz 6. filo geçti. 6. filonun geçişine tahammül edemeyen Türkiye bugün en stratejik yerleri patriotlarla donatıldı. Bunu kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. Ama burada tabii şöyle bu şu demektir. Metin Bey şu demektir. 74 milyon yurttaşımızın önümüzdeki süreçte hiçbirisinin can güvenliği yok demektir. Ama o patriotların, devletimizi yönetenler, hükümet edenler diyor ki ben bu Türk halkının güvenliği için getirip koyuyorum bu patriotları buraya diyor. Siz şimdi çok tersi bir şey söylüyorsunuz. Allah razı olsun onlardan. Allah razı olsun. Bizden uzak olsun, Allah'a yakın olsun. Niye bugüne kadar Türkiye bir patriot ihtiyacı duymamış da şimdi duymayı hissetmiş? Suriye bize saldırır diyoruz. Ne? Komşumuz İran bizi tehdit ediyor. Güne kadar kardeştiniz. Rusya bizi tehdit ediyor. Efendim yapmayın, ne olursunuz. 30 yıl önce, 20 yıl önce tehdit etmiyordu da bugün mü tehdit ediyordu? Doğrusu tabii bakın. Ama 30 yıl önce etmiyor olabilir de bugün gerçekten ediyor. Beyanatları siz doğru. Anladım da. Yani sizin, bunun gerekçesi ne diyorsunuz? Niye bugün tehdit ediyor? Dış politikanız, bugün getirmiş olduğunuz dış politikanız bunu gerektiriyor olabilir. Biz de diyoruz ki neden bu noktaya geldik? Ya niçin? Neydi bizim Orta Doğu coğrafyasındaki yakın komşularımızda olan sorunlarımız? Niye büyüttünüz? Niye savaş haline soktunuz? Yani birinin bana izah etmesi lazım. Suriye ile siz bir dönem, Sayın Başbakan'ın Antep konuşmasına bir bakın Allah aşkına. Antep'te 2010 yılında bir konuşma yapıyor Sayın Başbakan. 74 milyonun alkışlayacağı bir konuşma. Diyor ki aynen şunu, şu cümleleri kullanıyor. Kardeş Suriye halkıyla aramızda tel örgü ördüler. Yıllardır tel örgü öründü. Ben Esad kardeşimle bir araya geldim. Kaldırdık bu tel örgülerini. Türkiye'de, burada, Antep'te, Hatay'da her arkadaşımız pasaportunu cebine koyuyor. Şam'a, Halep'e gidiyor. Şam'da, Halep'te Suriyeli kardeşlerimiz Antep'e, Hatay'a geliyor. Bütün bu ilişkilere bakıyorsunuz. Ve o süreç içerisinde olağanüstü bir ekonomik gelişme, ticari şeyler, binlerce Türkler gitti oralarda fabrikalar açtı. Şimdi bu kadar sığ, bu kadar şey politika olabilir mi? Sonra ne oldu? 8 ay sonra 44 yıllık diktatörlük, yani dün oluşmuş bir iktidar değil, babadan kalma, yani baba Esad'dan kalma otoriter bir sistemi Sayın Başbakan 2011 seçimden sonra fark etmeye başladı. Bunlar kabul edilebilir mi? Bu ülke yönetenler yani diyor ki tabii sadece Suriye ile ilgili değil. Türkiye artık büyüyor, kalkınıyor. Evet. Müthiş, önümüz çok açık. Güzel. Kriz mriz bize artık hepsi teyit geçiyor. Tamam. Büyüyen bir ülke olduğumuz, Orta Doğu'da da söz sahibi olduğumuz için bizim büyümemizi istemiyorlar. Konuşturalım yani. Onun için önümüze geçiyorlar, bizi karalıyorlar, bize engel oluyorlar diyor. Ben de dinliyorum. Şuraya dayandırıyorlar. İşte insan hakları, demokrasi, hukuk, özgürlük elbette olması gerekiyor. Dünyanın her yerinde, özellikle Orta Doğu coğrafyasında bunu en çok arzu eden siyasi partiyiz. Mustafa Kemal Atatürk ta 23'lerden bunu söylemiş. Bütün bu coğrafyada. Eğer böyle bir özleminiz varsa bu özleminizi çok yakın mütefik olduğunuz Orta Doğu coğrafyasını dönüştürmek istediğiniz merkez Katar'da yapın kardeşim. Arabistan'da yapın. Arabistan'daki kadın kardeşlerimizin ne suçu var araba kullanamıyor?
Eğer sizin özleminiz demokrasi ve özgürlükse, bırakın bu numaraları kimse kimseye çekmesin. Türkiye'nin öyle bir şeyi de yok. Yani Orta Doğu coğrafyası en sorunlu bir coğrafya, mayınlı tarla haline dönüşmüş bir coğrafyada Türkiye bu savaşın bir parçası olacak. Bunun adına ne diyeceğiz? Bunun adına da büyüklük, bir büyük Türkiye diyeceğiz. Yok kardeşim, barış isteyen küçük Türkiye olalım. CHP Suriye ile ilişkiler konusunda iktidarın top atışı altında kalıyor. En son bir gazeteci arkadaşımızı kurtardınız. Tabii bizim fikirlerimiz ayrı ama siz diktatörlük rejimini mi koruyorsunuz? CHP zaten Suriye ile bir diktatöre sahip çıkıyor diye bu sefer eleştiri okları size yöneldi. Nedir cevabınız? Şimdi Sayın Genel Başkanımız dün biliyorsunuz bir programda söyledi. Sayın Başbakan'ın bugüne kadar son 10 yıllık bütün söylediklerini bir kitap haline ve bir de belki bir film haline dönüştüreceğiz. Gerçekten dün ne demiş, bugün ne demiş? Sayın Başbakan, biraz önce ifade ettim, 2010 yılında, 2009 yılında Esad diktatör değil miydi? 44 yıllık diktatörlük. Babadan kalma bir diktatörlük. Bir diktatörlükle bu kadar yakın ilişki kuruyorsunuz. Aile dostu oluyorsunuz. Tatillere gidiyorsunuz. Sonra ne oluyor da aklınıza geliyor? Nerede diktatörlük varsa, nerede otoriter yapı varsa, nerede baskı varsa, nerede zulüm ama varsa CHP karşısında olmuştur. Ama o zaman da diyorlar ki size işte CHP Suriye ile iyi olsak da eleştiriyor, kötü olsak da eleştiriyor. Bunların cevabınız ne? Yani efendim bak bunun, CHP için, her şeyi bunun için yapılması gereken şu. Kamuoyuna dikkatini sunmak istiyorum. Türkiye'de, dünyada olduğu gibi, bu Türkiye'de değil, sadece Türkiye'de yok. Dünyada şöyle bir sistem var. Kritik Türkiye'nin iç, ülkenin iç meseleleri, dış meseleleri ile ilgili siyasi partiler sizin bu arenanız gibi bir araya gelirler. Gelsin bir tane AKP'li arkadaşımız Suriye'de niçin Suriye'ye müdahale ettiklerinin gerekçelerini anlatsın, beni de ikna etsin. Kamuoyunun önünde ben de diyeceğim kardeşim CHP adına özür diliyorum sizde ya. Siz ne kadar güzel şeyler yapıyormuşsunuz da biz farkında değiliz. Ama kapalı kapılar ardında tek kale maç oynayarak efendim CHP karşı çıkıyor. CHP karşı çıksa ne olacak ya? CHP karşı çıkmasına rağmen siz mayınlı tarla haline dönüştürdünüz. Keşke CHP'nin dediklerini duyabilseydiniz. Keşke CHP'nin söylediklerini dikkate alabilseydiniz. İran yetkililerinin, dünkü İran yetkililerinin açıklamalarına bir bakın. Ama ne hakkınız var Türkiye'yi bu hale düşürüyorsunuz? Mesela... Bakın AKP yetkilileri dün bir vatandaş, namuslu Türk vatandaşı, bu ülkede vergi ödeyen, askerlik yapan, onurlu mücadele eden bir yurttaş diyor ki be iki be yasasında ben ne olacak diyor derdim. Bakan azarlıyor, adamı ağlatıyor. Gazetelerde var bugün. Siz bir yurttaşınıza tahammül edemediğiniz bir hoşgörü, İran yetkililerine niye hoşgörülü davranıyorsunuz? Bize tehdit ediyorlar, açık tehdit. Hiçbir AKP'liden ses çıkıyor mu? Çıkmaz. Şimdi ne yapacaklarını bunlar da şaşırmış. Doğrusu bakın şimdi öyle bir duruma geldi ki Suriye konusunda şu anda Türkiye'nin bir tek müttefiği kaldı, o da İsrail. Başka müttefik. Amerika'yı da görmüyor musunuz? Katar. Hayır, görmüyorum. Şimdi, Obama'nın açıklamaları var ama Suriye'de şu anda Sayın Erdoğan'ın bir yol arkadaşı İsrail kaldı. One minute dediği İsrail kaldı. Bir de Katar'la Arabistan. Bu tabi cilve gözündeki patlamayla ilgili birçok vatandaşımız hem Twitter'dan hem SMS yoluyla bize mesaj gönderiyor. Bu arada hatırlatalım, ne var ne yok yazıp boşluk bırakıp 3969'a göndereceksiniz mesajlarınızı. Sadece 3969'a gönderirseniz bize düşmüyor, onun için de okuyamıyor gibi olabiliriz. Bir kez daha hatırlatıyorum, ne var ne yok yazdıktan sonra boşluk bırakıp 3969'a göndereceksiniz. Diyor ki patlayan araç benim aracım da olabilir diyor. Bizim buralarda diyor çok fazla son zamanlarda otomobil hırsızlığı oluyor diyor. Bunu yetkililere bildirdik diyor. Plakası değişmiş, şasisi değişmiş olabilir ama benim aracım da olabilir. Bir de burada böyle bir gerçek var diye yazmış Hataylı bir vatandaşımız. Aslında oradaki beni teyit ediyor. Orada yani, göçlerden, yapılan göçlerden veya sığınmacılardan bizim ülke vatandaşlarımızın çok da hoşnut olmadığı da bir ortaya çıkıyor bu fotoğrafla değil mi? Elbette orada Hataylı, orada Antepli çok ciddi sıkıntıda, gerek ekonomik sıkıntı var, gerek sosyal sıkıntı, gerek de ciddi bir sosyal sıkıntı. Sosyal sıkıntı şöyle bir şey, düşünün Hatay gibi son derece sosyal yaşamı yüksek, turizmin merkezi olan yerde saat 8'den sonra herkes evine çekilmek zorunda kalıyor. Evet. Hatta bir diyor ki orada bir
lise öğrencisiymiş. Liseye gideceğim 3 yıl oldu. Temel atıldı ama daha üstü yapılmadı diye de bir şey göndermiş. Okul mu? Hatay'dan, evet, Hatay'la ilgili. Orada tabii aslında biz o kamplarda ne kadar denetim sağlayabiliyoruz? Kim bu insanlar? Elbette mağdurları da vardır tabii. Hepsinde herhalde koymuyorsunuz tabii canım, değil mi? Yani hepsinde de efendim, eli silahlı insan, işte şey, sosyal huzuru bozan Suriyeli Türkiye, olarak bakmıyoruz tabii. Türkiye önemli bir geleneği olan bir ülkedir. Mağdura, yoksula, sefalete elbette kucak açacağız. Buna hiç itiraz yok. Bizim itirazımız CHP olarak orada savaş kaşkını olan, mağdur olan, zulüm baskı gören insanlara sahiplenelim değil. Biz diyoruz ki bu kamplarda iddialar var. Bu iddialarda bizim iddialarımız değil. Yabancı basına da yansımış. Belli istihbarat örgütlerinin iddiaları var. Şunları bir yerinde bakalım. Hayır, bakamazsınız. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil, ana muhalefeti temsil eden milletvekilleri o kampa giremiyorsa o kampla ilgili bin tane sonra aldılar ama galiba Gürsel Bey. Onu da pek hoşunuza istediğiniz gibi mi giremediniz? Öyle sorayım bari. Neyse. Peki, tamam. O zaman madem bu soru da burada kaldı, hemen şimdi aslında şu dördüncü yargı paketine gireceğiz. Hemen ama sözünüzü, şimdi soruyu sorarsam sözünüz bölünecek çünkü 40-50 saniyelik bir reklam aramız var. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra buradayız. Dördüncü yargı paketiyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerden gelen soruları atlamıyorum. Onları blokluyorum. Birbirine benzer soruları bir şekilde Gürsel Bey'e ileteceğim. Ama siz de ne var ne yok yazıp boşluk bırakıp ondan sonra 39-69'a gönderiyorsunuz. Bir kez daha hatırlatıyorum. Reklamlardan sonra geliyoruz. Evet, ne var ne yok kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin. Gürsel Tekin'le bu birinci bölümde cilve gözündeki patlama ve Türkiye'nin dış politikası ile ilgili genel bir toparlama yaptık. Şimdi gelelim iç politika. Aslında biz ne kadar bunu iç politika desek de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi'nden, Avrupa Birliği'nden birçok insanların bu tutukluluk süreleriyle ilgili yapmış olduğu eleştiriler ve değerlendirmeler var. Onu da toparlayacak. 1, 2, 3 dedik. Ne kadar tatmin etti toplumu, ne kadar etmedi bilmiyoruz ama bir dördüncüsü geliyor. Peki bu dördüncü yargı paketi rahatlama sağlayacak mı? Gazetelere bakarsak dördüncü yargı paketi rahatlama sağlayacak diyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargı paketinin Türkiye'nin özgürlükler alanında ihtiyacını duyduğu konularda bir rahatlama sağlayacağını söyledi diyor. Ve hemen bir başka gazetede asker çıkamıyor, Bici Apo serbest gibi bir manşet atılmış. Buradaki konunun özeti de şu: bundan sonra işte Sayın Öcalan demek, Apo demek, gerilla gibi sloganlar kullanmak artık suç olmaktan çıkacakmış. Ama 4. yargı paketinde TCK 314'teki silahlı örgüt maddesi yer almadığından Ergenekon, internet andıcı gibi davalarda da tutuklu bulunan başta eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ olmak üzere hiçbir asker yararlanamayacakmış. Ama günlerdir şöyle bir gazetelerde haber servisi vardı. Aslında bu 4. yargı paketiyle KCK ve belli PKK suçları serbest bırakılarak askerleri de bırakacaklar diye. Hatta onunla ilgili Devlet Bahçeli'nin ziyaretinde de Silivri Genelkurmay Başkanı onlarla birlikte çıkacaksak ölürüz çıkmayız gibi İlker de Başbuğ. İlker Başbuğ'un ve sonra Engin Alan'ın bu konuda da beyanatları vardı. Ne diyorsunuz? Yani bu dördüncü paketin de siz ne bekliyorsunuz? Şimdi adı belli, dördüncü paket. Demek ki birinci paket, ikinci paket, üçüncü paket geçmiş, şimdi dörde gelmişiz. Şimdi Sayın Bakan'a sorarım. Sayın Bakan, siz nereden yaşıyorsunuz? Niçin dördüncü pakete kadar kaldınız? Ya bir yeni mi keşfedeceksiniz? Evrensel hukuku yeni mi keşfedeceğiz? Eğer siz hukuk düzeninizi sadece AKP'nin ihtiyacına göre yaparsanız hiçbir şey yapamazsınız. 4 paket değil, 44 pakette geçirseniz bunun altında çıkmanız mümkün değil. Çünkü niye çıkamazsınız? Evrensel hukuktan çıkıyorsunuz. Ne diyor Sayın Başbakan? Sayın Başbakan, efendim, bir de bir adet oldu bu Türkiye'de ilk kez. Sayın Başbakan çıkıyor, gazetecilerle ağlaşıyor. Yani çaresiz, kendisi sanki başbakan değil, muhalefet lideri gibi gazetecilerle ağlaşıyor. Gazetecilerle ağlaşırken, efendim, eski Genelkurmay Başkanı hapiste olurmuş mu? Günaydın Sayın Başbakan. Sayın Saygun'un
tutuklanmadan önce sağlık raporunun olduğunu bütün kamuoyu bilmiyor mu? Sayın Başbakan, siz o gün vicdanınız, insanı tarafınız hiç olmadı mı ya arkadaş? Bu adamın raporu var ya, her an ölebilir. Burada müdahale edin dediniz, demediniz. Tam ama orada da yargıya müdahale etmeyeceğiz. Etmeyelim çünkü o zaman diyorlar ki AK Parti'nin arka bahçesi oldu yargı. Çok diye güzel suçlamalar var dedi. Şimdi neye ediyorsunuz kardeşim o zaman? Eğer yargıya müdahale edilmeyecekse, bakın dünyanın hiçbir yerinde, evrensel hukukun yerleşmiş olduğu ülkelerde siyasetçinin yargıya müdahalesi söz konusu bile olamaz. Doğru. Ağzını bile açamaz. İşte Alman Cumhurbaşkanı yargılandı daha bir yıl önce. Bir yıl önce o ülkenin Cumhurbaşkanı yargılandı. Hiçbir kimse, hiçbir siyasetçi yorum bile yapamadı. Doğru. Gerçi orada bir de MIT örneği var. Yani efendim, onun şimdi için geliyorsun, şey yapıldı bunu. Geliyorsun yani. Size gelince haddini bilecek. Sayın Başbakan, siz size dokununca yargıya müdahale edeceksiniz, haddınızı bilin diyeceksiniz, had bildireceksiniz, sonra döneceksiniz, bir mağduriyet edebiyatı, vay ya ne güzel ya, aa biz Türkiye yarın savaşa girseymiş de komutan kalmamış, bunu kim söylüyor? Sayın Başbakan. Hı. Bu bir akıl tutulması. Öyle 4. yargı paketi, 5. yargı paketi, bu paketlerden vazgeçelim. Buna benzer bir fıkra vardı da çok uygun değil, burada anlatamam. Öyle bir paket, 5 paket, 10 paket değil. Bir paket ve evrensel hukuku yerleştirelim Sayın Bakan ve AKP. Vazgeçin bu hikayelerden. Gürsel Bey, burada milleti avutmayın. Hı. Ve kaldı ki bu bütün yapılan sistemde yine yoksula bir şey yok, biliyor musun Metin Bey? Milyonlarca şu anda, milyonlarca bizi izleyen yurttaşlarımız, hacizde inim inim inleyen, 3 kuruş elektrik parasını ödemeyen, elektrikleri kesilenler, onlarla ilgili hiçbir şey yok. Yine böyle egemen güçlerin kendi tartışmasının ötesinde. Sizin milletvekilleri ya daha doğrusu tutuklu milletvekillerine de bir şey yok galiba, değil mi bu 4. yargı paket? Yok. Bilemiyorum tabii çok. Ya bir yargı paketi düşünün. Biraz önce Deniz Hanım haklı olarak dedi ki meclise getirecek misiniz? Bir meclis düşünün. Yargı paketi tartışılıyor. Haberimiz yok. Nasıl üçüncüde haberimiz yoktuysa burada da hiçbir şey yok. Nasıl haberiniz yok? O zaman günlerdir basında, medyada. Yapmayın ne olur, basından duyuyoruz. Medyada biz bakın birçok şey basında, medyada duyuyoruz. Komisyona geliyor, arıl acele geçiyor. Artık gizlisi saklısı kalmadı diye CHP'de duymadıysa artık. Efendim bakın. Anladım tabii. Pişip ben geldikten sonra olmaz. Eğer bir yargı paketi hazırlanacaksa, gerçekten Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre bir hukuk sistemi hazırlanacaksa, bunun zemini Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Eğer orada tartışılmıyor, orada hazırlanmıyor, orada muhalefette, ana muhalefette ya da yargı dünyasında düşünceler, görüşler alınmıyor, bir siyasi partinin mutfağında bir paket hazırlanıyorsa, bu paketin adı AKP paketi olur. 28 Şubat'a gelmek istiyorum. Gelelim. Başbakan ziyaretinden sonra Ergin Saygun'u ziyaret etti ve hemen arkasından ilginç bir şekilde 28 Şubat'ta yeni bir dalga başladı. İşte paşaların, emekli paşaların adliyelerdeki görüntülerini avukatları basına sızdırdı. Bir yandan da orada diyorsunuz ki müdahale olmasın, ama belli ki başbakanın da müdahale edemediği bir şeyler var ki. Çünkü kendisi 28 Şubat dalgalarının bitmeyeceğini de söylemişti. Ne görüyorsunuz? Yani bu yeni dalgayı nasıl yorumlamak lazım? Başbakana rağmen mi birileri olacak? Bir de kısaca şunu da söylemek istiyorum. Ergin Saygun'u ziyaret etti. Çok geçmiş olsun. Talihisi hepimizi sevindirdi ama Fatih İlmioğlu'nun durumu ortada. Şimdi Ergin Saygun'a destek veren, başbakanı destekleyen ekibin buna gözünü yumması da herhalde çok doğru bir şey olmaz. Belki sonradan cevaplamak istersiniz. Bir bilim insanı, sondan başlayayım. Yani. Bir bilim insanı, Allah kimseye evlat acısı vermesin. Amin. Çocuğunu kaybetti. Ve bu süreç içerisinde hayatında belki elinde silah almamıştır. Yakın çevresi tanıyanlar çok iyi biliyor. Yıllardır orada yatıyor. Bir gazeteci yatıyor ya. Şimdi bu 4. yargı paketi diyorsunuz. Bir meslektaşınız. 5,5 yıldır adamda ses yok ya. 5,5 yıl. Bir kitap yazdı biliyorsunuz. Ergun Poyraz. Evet. Gelmiş olduğumuz hukuk sisteme bak. Senin Esat'ta ne farkın var kardeşim ya? Sadece bir kitap yazmış. Kitap suç aleti mi kardeşim? Savcılar gereğini yapar. 5,5 yıldır orada yatıyor. Şimdi bu 28 Şubat'ı ne menem bir şeyse, ne zaman böyle bir Şubat ayına girsek bir gün herkesin böyle şeyi depreşiyor. Yıl dönümü. Bir 28 depreşir. Şubat şeyi depreşir durur.
Ne zaman 28 Şubat oldu? 97 değil mi? 97. 97'den sonra AKP kaç yılında iktidar oldu? 2002. 2002 ile 2011 arasında 28 Şubat'la hesaplaşmayı kim engelledi? İşte o zaman askerin hala bir... Efendim olur mu? Ne askeri? Hiç asker. Askerin gölgesi düşmüştü. Hiç öyle bir şey yok. Hiç. Rahmetlik Erbakan yaşadığı dönem bu işin mağduru olan insandır. Yaşadığı zaman niçin bu hesabı sormadınız? Tabii bir de o tek başına iktidar olma gücü yoktu Erbakan'ın. Efendim, veya bakın, siyasi parti. Şimdi aslında Gürsel Bey şöyle bir şey. Benim tarif siz ettim. De, siz de Cumhuriyet Halk Partisi 9 yıllık süre içerisinde. Tek başınıza bu kadar güçlü iktidar olsanız ve 3 yıl üst üste belki birçok şeyin siz de araştırmasını yapardınız. Şimdi bu iktidarın avantajı da şu. 3 yıl üst üste iktidar. Ha, ama şu var ki 28 Şubat süreci veya diğer sorgulanan süreçler sadece adli açıdan mı bakılıyor yoksa toplumun gözünde biraz da bu işte intikam almaya dönüştü gibi toplum vicdanını da sızlatan olaylar mı oluyor? Deniz'in sorduğu soru şurada çok önemli. Başbakan bu dalgalar önümüzdeki süreçte tsunami'ye dönüşmesin diyerek veya bu dalgalar bizi boğar diyerek aslında yargıya çok müdahale etmiyorum veya ben de oraya belki de bir anlamda gücüm de yetmiyor mu? Hani bunu nasıl algılarsınız bilmiyorum ama bir konuya dikkat çektikten sonra bugün geldiğiniz noktada hani Erbakan keşke tek başına iktidar olsa belki o da o süreci sorgular mıydı bilmiyoruz. Sayın Erbakan için demiyorum. AKP iktidarı için diyorum. 2002 ile 2011 arasında Sayın Erbakan'ın yaşadığı dönemdir. Ve bu 28 Şubat'ta mağdur olanları sayayım. Sayın Erbakan, Sayın Erbakan'ın yakın arkadaşları, efendime söyleyeyim o günkü faili meçhul cinayetler ve gerçekten İstanbul'da yaşanan örneğin Gazi Mahallesi ve benzer olayların bu işin mağduru. Yani 28 Şubat sorulacaksa bu mağdurlara sorulacak. Çiller hayatta Çilleri mağdur görüyor musunuz mesela? Efendim Çiller niye mağdur olsun ya? Çiller başbakan nasıl mağdur olacakmış? Şimdi benim mesela iktidar yetkililerinin hiçbir tanesi 28 Şubat'ta mağduriyet yoktur Metin Bey. Ne mağduriyet? Tam tersine 28 Şubat'ın ürünüdür bugünkü iktidar. Unutmayalım. Eğer bugün Sayın Başbakan başbakansa, AKP gibi bir iktidar varsa bunun iki mimarı var. Bir tanesi Evrem'dir, 12 Eylül dönemidir. İkincisi 28 Şubat'tır. Ben de diyorum ki... İyi de kendilerini bütün... iktidara taşıyan süreci niye yargılıyorlar o zaman? Hani göstermelik mi bu yargı? Göstermelik yargılama. Ben de diyorum ki bakın ama yargılanması işte, paşaların gereken... Paşaların durumu da ortada efendim. Metin Bey, 28 Şubat döneminde, 28 Şubat döneminde bu ülkenin işçinin, köylünün, emeklinin bugün ağlayan, gözyaşı döken o 2B yasasında nasıl faydalanabilirim? Amcamın cepinde 500 milyar dolar para çalındı kardeşim. 500 milyar dolar bankalardan dolayı. Hesap sorulabildi mi? Bu ülkede hangi yargı paketini çıkarırsanız çıkarın, bir şey suç olmaktan çıkaramıyorsunuz. İktidarsanız çalabilirsiniz. İktidarsanız soyabilirsiniz. Gelin bunun hesabını soralım. Hiç bu hangi yargı paketinde var yolsuzlukların hesabını sormak için? Bak birinci paket, ikinci, üç, dört. Dört tane paket geçirmişiz. Şu paketlerin bir tanesine Sayın Bakan rica ediyorum. Buraya da bu ülkede yolsuzluk olmayacak taahhüt etmiştiniz. Sayın Başbakan'ın taahhüdüdür. 3Y. 3Y'den vazgeçtik. Hadi ikisinden vazgeçtik. Birisini koy buraya kardeşim. Yüreğiniz yetiyorsa koyun bakın. 28 Şubat'ı eğer bir bütün sorgulayacaksanız CHP olarak sonuna kadar biz varız. Ama yolsuzlukla ilgili de mücadele ediyoruz diyor. Belediyelere bir sürü baskınlar oluyor. Yolsuzluk yapılan yerlerde belediyelere... Bir de darbe komisyonu mesela aynen bu dediğiniz maliyetlerin faturaları da geldi. Oradan bir şey çıkmayacak mı? Çıkmaz yani? Hiçbir şey. Onlar çıkmaz. Mahkemeye ulaşıp... Kesinlikle çıkmaz. Bakın niçin çıkmaz? Şu anda sizin darbeyle hesaplaşacağım dediğiniz sanıkların tamamı 90'ın üstünde. Kadere bak yani Allah'ım kimseyi şaşırmasın. Sayın Evren biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne o gün şikayet edenleri vatan haini ilan etmişti. Doğru. Şimdi kendisi de galiba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracakmış. Onun için büyük konuşmayacaksın demişler. Burada 12 Eylül'le hesaplaşmak, eğer 12 Eylül sonrasındaki bütün süreçle hesaplaşmak istiyorsanız, bakın mesela
28 Şubat öncesi işte biliyorsunuz Gazi Mahallesi'nde çok ciddi sorunlar yaşandı ondan önceki süreçte. O Gazi Mahallesi'nde 25 tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Olağanüstü bir muamele görüldü. O yetmedi. Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi'nde 9 tane yurttaşımız öldürülerek hayatını kaybetti. Bütün bunların hiçbirisinin ne yazık ki soruşturması bile yapılamadı. O insanlar öyle zulmedildi ki o gün hiç unutmamamız gerekiyor. Hem mağdur insanları öldürülmüş, insanları öldürülen bu aileler yargıya başvurduklarında yargı mahkemeyi aldı Trabzon'a götürdü. Düşünebiliyor musunuz? Bu zulüm yargı anlayışında bizim vazgeçmemiz lazım. Öyle paketti, puketti falandı filan hikaye bunlar. Ama Gürsel Bey burada gerçekten yargının da herhalde dediğiniz gibi yani bir dönem buna zulmedip bir dönemde buna zulmetmesi de doğru değil. Tabii yani tabii şimdi. Bir dönem işte tırnak için söylüyorum hani CHP'nin arka bahçesiyken şimdi iktidar partisinin arka bahçesi. Ya arkadaş ya Deniz Hanım ya ne olursunuz şöyle bir CHP'nin arka bahçesi olarak değerlendirin. Vurguladıkları için bir söylemiyoruz. Bunu öyle, vicdanı olanlar hani 28 şöyle, Şubat'ta o dönemin iktidarındaki ne bileyim başörtülüye zulmedip şimdi gelince Hilmi Oğlu'na zulmedip. Yani iktidar olmayan bir siyasi partinin 60 yıldır iktidar değilsiniz. Arka bahçeniz hala. İnanılır gibi değil ya buna bu milleti nasıl inandırıyorsunuz? Bakın 60 yıldır CHP bu ülkede iktidar olamamıştır. Çeşitli gerekçelerle niçin olamamıştır? Biz hep sorarlar. Niçin olamadığını istiyorsanız başka bir programda uzun uzun konuşabiliriz. Evet. Ama bütün bu sorumluluk Sayın Başbakan geçen gün konuşuyor. Evet anamızı ağlatan CHP diyor. Tarih fukarası. Anamızı belledi. Önce anamızı ağlattı belledi. Ağlattı diyoruz. Sayın Başbakan'ı Sayın Emine Hanım'a havale ediyorum. Bu cümleler kullanılacak cümleler değildir. CHP hiçbir dönemde, Sayın Başbakan, CHP'nin iktidar olduğu dönemde, 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı, Cumhuriyet Kurtuluş Mücadelesi'nin verildiği tarihlerdir. O tarihlerle bu tarihleri birbirine karıştırma. Dünya açlık sefaletle karşı karşıya. Yani bizim atadığımız hakim yargıçlar toprak altında. İnanılır gibi değil yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 60 yıllıktır siz yönetiyorsunuz. AKP geleneği yönetiyor. Sonra dönüyorsunuz. Ama efendim, işte iktidar partisi der ki derin bir CHP var bu her tarafa sızmıştır. Yani o büro. Ya bu derin CHP şey. Niye size sızamadı da kardeşim her yere sızdı ya? Bir de bu AKP'ye sızalım dağıtalım madem ki öyle o kadar şeyle. Yok mu gerçekten AK Parti'nin içinde sızmışlığınız falan? Bizim derinliğimiz merinliğimiz yok kardeşim. Biz son derece şeffaf bir siyasi partiyiz. Ayna gibi buradan baktığınızda öbür tarafta görebilirsiniz. Peki bir de sokağa soralım mı? Dördüncü yargı soralım. Paketiyle ilgili onlar ne düşünüyor? Sokağı ilgilendiren bir paket değil. Zavallı sokak işte, ne olacak? Ama yani? Sürekli biz yargı paketlerinden bahsediyoruz tamam. Efendim. Onun için vatandaş tamam. Da hani ne olduğunu bilsin. Aslında vatandaşın içinden çok mantıklı sorular da çıkıyor. Hani bunu anayasayla çözelim. Yargı paketiyle olmaz. Hayır, bir anayasaya da gelmemiz lazım. Heh, oraya da geleceğiz. Evet. Vatandaş röportajından sonra. Özlem Tanrıkulu program asistanımız sokağa çıktı. Mikrofon uzattı. Dördüncü yargı paketinden ne bekliyorsunuz? Olmalı mı olmamalı mı diye. Aslında bu dördüncü yargı paketiyle ilgili o kadar da çok soru geliyor ki Gürsel Bey. Birazdan size onları da soracağım ama bir sokağı dinleyelim. Dördüncü yargı paketi nedir, ne bekliyorsunuz? Valla bence yanlış. Bunların bilmem içerideki bu terörist başı denilen şahıs, bunlara sayın denilmesi bile, bu paketin ele alınması bile bence yanlış. Bu yargı paketlerinin amacı Avrupa uyum çerçevelerinde onlara uyum göstermek. Daha demokratikleşme, daha özgürleşme amacıyla yapılması gerekir. Bence olması gereken bir uygulama. Çünkü hukukta asıl olan tutuksuz yargılanma çünkü öncelik yani insanların serbest bırakılıp özgürce yargılanması. Askerlerin çıkmasını kapsamaması iyi bir şey değil. Askerleri de kapsarsa iyi olur. Güzel bir şey uygulama. Dördüncü yargı paketinin içeriği netleşti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi henüz bilgi sahibi değilim. Ancak bugünkü yargının bugünkü tutumu
benim garibime gidiyor. Aslında bunların yargı paketiyle değil de anayasayla toptan çözüme kavuşması gerekiyor. Özellikle ifade özgürlüğü konusu. Dolayısıyla olumlu bakıyoruz ama yani bunun anayasayla güvence altına alınması yargı paketine gerek duyulmamasını sağlar. Bir an önce yeni anayasa. Dördüncü yargı paketi nedir? Teröre karışmayan kişileri affetmek. O kadar subay, general hangi terörle mücadele etti? Terörist gibi muamele görüyor. Öbürleri çıkacak, onlar yatacak. Bu budur. Dördüncü yargı paketinin içeriği netleşti. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya bana göre olumlu şeyler var ama niçin yapıldığı konusunda çok emin değilim. Yani endişelerim var. Yani acaba toplumsal barış adına oraya taviz veriyoruz, buraya da taviz verelim mi kapsamında yapılıyor. Çok endişeliyim aslında. Dördüncü yargı paketi tutukluların, suçların dışarı çıkması, suçsuz olan insanların içeride yatması. Dördüncü yargı paketi nedir? Dördüncü yargı paketi bazılarını dışarı çıkarmak herhalde. Şimdi bir kapsamlı bir yargı paketi lazımdır. Aslında sadece geçen üçüncü yargı paketinde beklentileri karşılamamıştı. Şimdiki de aynı şekilde beklentileri karşılamayacağını düşünüyorum. Tutuklamalar aslında devam etsin çünkü hani terörle ilgili birçok kişi hayatını kaybettiği için bence terörü savunanların ve yandaşlarının tutuklanması, içeri girmesi gayet hani destekliyorum. Evet, sokakta dördüncü yargı paketine böyle bakıyor. Orada vatandaşların çoğu dedik ki efendim bir anayasa, aslında şimdi anayasaya da geleceğim. Yeni bir anayasa ne olur ne olmaz. Eğer mecliste bir uzlaşma olmazsa, ki meclis başkanı iki gün önce benim de yaptığım bir röportajda kimsenin masadan kalkıyorum deme lüksü yok. Bu işi mecliste çözmek en doğru ve mantıklı yoldur diyor. Ama olmazsa başbakan da BDP ile birlikte gerekirse referanduma gideriz deniliyor. Şimdi anayasa paketinin içinde gördüğümüz kadarıyla vatandaş da bu yargı konuları da kapsayacak bir madde konulsun diyor. Hemen bir gazetemizin manşetinden BDP'den yavru başkanlık modeli diye bir manşet var. Adalet ve Kalkınma Partisi yeni anayasada başkanlık sistemini isterken BDP'nin teklifinin ise bölgesel başkanlık esasına dayandığı ortaya çıktı diyor. Şimdi aslında bu başkanlık sisteminden ve yeni anayasadan herkes bir şey bekliyor. Ama gördüğüm kadarıyla da Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP masadan kalkmıyor. Fakat bu getirilenlere de evet demiyor. Ne diyeceksiniz? Evet, bir kere öncelikle gerçekten Türkiye'nin ciddi bir anayasaya ihtiyacı var. Daha demokratik, daha özgürlükçü, dünyada uygulanabilen, herkesin kendisini rahatlıkla ifade edebileceği bir anayasa, bir hukuk sistemine ihtiyaç var. Ve bununla ilgili 4 siyasi parti seçim öncesi kamuoyuna taahhüt etti. Sonuçta bir komisyon oluştu. Komisyonu da Türkiye'de gerçekten tecrübesine güvendiğimiz Sayın Çiçek'in başkanlığında şu anda bir çalışma gidiyor. Sayın Çiçek çok sağduyuludur. Umut ediyorum ki bütün bu hatalara meyil vermez. Tarihi sorumluluk düşüyor üstüne. Ve bu çalışmalar başladı. Bu çalışmaların zaman zaman dejenere edilmesi gerek, AKP yakın basın medyanın tartışmaları, gerekse Sayın Başbakan'a yakın siyasetçiler sürekli bir tartışma konusu haline getirmiştir. Anayasa çalışması başlarken Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili biliyorsunuz bir kanun teklifi geldi meclise. Evet. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın süresini kısıtlayalım ve siyasi yaşamına da son verelim dedi. Evet. Sonra biz Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nde doğru karar çıktı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın men edilen siyasal yaşamı ortada kaldırıldı. Bu sefer AKP ikinci argümanı hayata geçirdi. Biliyorsunuz önce kendileri müdahale etmeyin diyor. Sayın Bozdağ olmak üzere onlarca siyasetçi Anayasa Mahkemesi böyle bir karar alamaz. Yanlış karar aldı. Allah Allah, ya karar verin kardeşim, müdahale edilmeyecekti. Niye müdahale ediyorsunuz? Şimdi bu da geçince tabii ne oldu? Üçüncü argüman, üçüncü tartışma bir başkanlık sistemi. Şimdi başkanlık sistemine bakınca dünyada uygulanan model eyvah ulan bize uymuyor. Ne yapalım buna? Kendilerine göre bir T tipi, yani Türkiye tipi mi ya da Tayyip tipi mi bir modelle bir başkanlık sistemi icat ettiler. O da ne oldu? Daha kamuoyunda çok tartışılan bir konu da değil.
Böyle başlık gitti, o tartışmalar devam ediyor. Geldik şimdi Sayın Başbakan, ansızın efendim Mart'a kadar olursa olur, olmasa biz kendi anayasamızı kendimiz yaparız. Gül hatırlatmak açısından söylüyorum. Kim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığını istemiyorlar mı yani? Valla biz bizim geleneğimizde biz kardeşlerimizi yasayla bypass etmeyiz. Bizde kardeşlik çok önemlidir. Arkadaşlık, yoldaşlık çok önemli. Ama hep resmi söylemlerde kesinlikle öyle bir şey yok. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Evet, yapmayın diyorlar. Ya yapmayın Allah'ınızı severseniz. Ama yani benim ülkenin Cumhurbaşkanı'yla başbakanı söylediğine inanmayalım. Sayın Kılıçdaroğlu partide bir tüzük çalışması yapacak. Tüzük çalışmasında sadece benim üstüme yapacak. Şu maddeye göre diyecek, bu olmayacak. Sonra ben diyeceğim ki siz bizim kardeşliğimizi bozamazsınız. Ya yapmayın ne olursunuz. Allah'ınızı severseniz. Hiç olmasa siz yapmayın. Sizi ikna edemediler. Herkes maskaralık yapıyor. Toplum bilinçlidir. Hepsi görüyor. Görmez değil. Sayın Başbakan geçen gün Kayseri'deydi Allah aşkına ya. Kayseri'de bütün devletin gücünü oraya çağırmıştı. 2000 kişi karşıladı. Toplumdaki genel görüyoruz ya. Toplumdaki genel kadro soruyor geleceğim. Biz öyle görüyoruz görmüyoruz değil işte. Seyirciden de görmeyin. Ama onu ısrarca Sorularla belli gazeteciler efendim Sayın Gül'le Sayın Erdoğan arasına ya biz kimsenin arasına girecek durumda değiliz. Sayın Erdoğan kendisi zaten öyle bir gücümüz olsa iktidar oluruz diyorsunuz. Ve bypass etti. Şöyle bir çaresiz kaldı. Ben şöyle bir şey yapsam çaresiz kalsam ey Sayın Erdoğan ben çaresiz kaldım. Kılıçdaroğlu beni şu maddeyle bypass etti. Beni kurtarın desem ne olur? Sayın Cumhurbaşkanı onu dedi. Ana muhalefete seslendi. Ana muhalefet gereğini yapsın. Elbette ana muhalefet gereğini yapacak. Eğer orada bir hukuksuzluk varsa, anayasa aykırılık varsa yapılmaz mı? İşte biz de onu yaptık. Şimdi gelmiş olduğumuz noktaya 12 Eylül dönemimizi çabuk unutuyoruz. Onun için Sayın Genel Başkanımız haklı olarak bir kitap çıkaralım. Yani ne olmuş bu 10 yıl içerisinde? Bir tekrarlayalım. Belki sinemalarda göstereceğiz. 12 Eylül döneminde, referandum döneminde Sayın Başbakan'ın söylemlerini hiç unutmayacağız. Ya film mi yapıyorsunuz bir tane? Elbette filmde yapacağız. Ne filmi bu? Edeceğiz yani. Metin Bey dün ne demiş, bugün ne demiş bakacağız. Onu diyeceğiz. Hatırlatmak açısından. Benim niye filmimi yapıyorsunuz? Güzel bir. Sayın Erdoğan'la ilgili. Ben dün ne dediysem bugün onu söylüyorum. 24 madde. O yüzden başımda belada. 24 maddenin parlamentoda daha sağlıklı geçebilmesi için Sayın Baykal o dönem iki maddeyi askıya alalım. Ve bu maddelerin tamamını ortaklaşa çıkaralım demesine rağmen Sayın Başbakan referanduma götürdü. Elbette millet iradesine saygılıyız. Referandum geçti. Masaya oturulmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri yeni yapılacak anayasa paketine 24 maddeyi de katalım dediğinde Sayın Başbakan olmaz dedi. Niye olmaz Sayın Başbakan? Efendim daha yeni yaptık ve referandumda geçen maddeler. Hay tamam kardeşim. Şimdi ne diyor Sayın Başbakan? Aslında diyor ki bunu da değiştirelim. Tabii. Burası, bakın Türkiye Cumhuriyeti yasaları Sayın Başbakan'ın arkadaşlarını tatmin edecek yasalar olmamalı. Bu yasalar, yapacağınız anayasa, yapacağınız hukuk sistemi 74 milyona ilaç olabilecek bir yasal sistem olması ama lazım. Ama HSYK ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili düzenlemeyi benim bildiğim kadarıyla siz de destekliyorsunuz. Yani aslında başbakan geri adım atıyor tırnak içi dersek sizin dediğiniz yere de gelmiş oluyor bir anlamda. Yanlış mı düşünüyorum? Benim dediğim yere gelip gelmemesinin önemi yok. Ne dediğinin önemi var diyorsunuz. Sayın Başbakan Anayasa Mahkemesi'ni ve Hakimler Savcılar Kurulu'nu kendileri dizayn etmediler mi? Kendileri dizayn etmedi mi? Şimdi kendinizin dizayn ettiğiniz bir kurumu bir iki yıl sonra ne oldu da aklınıza bunu kaldıralım diyorsunuz. İşte üye sayısı. Niye diyorsunuz biliyor musunuz? Sayın Gül'ün yasağı kaldırıldığı için. İki, Odalar Birliği ile ilgili çıkan karar Sayın Başbakan'ın istemediği karar olduğu için. Şimdi böyle bir şey olamaz. Yani kişisel olarak talepleriniz yerine geldi mi gelmedi mi anlayışı hukuk sisteminde olabilir mi? Bundan vazgeçeceğiz. Onun için diyorum bu. Dördüncü yargı paketi, 30 tane yargı paketi de yapsak Sayın Başbakan'ı tatmin etmemiz mümkün değil. Sayın Başbakan'ın şöyle bir alışkanlığı var. Ben dediğim dedi, kestim kesti kardeşim. Yanlış da söyleyebilirim, doğru da söyleyebilirim. Herkes bana uysun. Herkesin başbakana uyabileceği sistem değil. Başbakanın da 74 milyonunda dahil olabileceği bir hukuk sistemini getiriyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak
biz hazırız, sonuna kadar da hemen destek veririz. Bir soru sorayım. Bu aslında buna da bir belediye yasasıyla ilgili. Hani madem yargı paketinde ve yasalardan açıldı, yeni yapılan belediye yasasıyla ilgili vatandaşlarımızın 3-5 tanesi hemen hemen aynı soruyu sormuş. Bu yasa gerçekten özelliğin önünü mü açıyor diyor. Birkaç tanesi de Gürsel Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'dan belediye başkan adayı olacak mı diye bir soru var efendim. Evet, en merak edilen de o herhalde, değil mi? Hem belediyede madem konuyu açmışken, öncelikle aday olacak mısınız onu söyleyin, sonra şu yerel... Hemen şuraya geleceğim, onu adaylığa da bağlayacağım. Peki, buyurun. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm yasası çıktı. Evet, bir gece arası hazırlandı, geldi. Hiç parlamentoda tartışılmadı. İnanıyorum ki 550 tane milletvekilinin 500 tanesi bu kentsel dönüşüm yasasını açıp bakmamışlardır. Açıp baksalar, okumuş olsalardı eyvah olan bu kadar da vicdansız. Yani buna muhalefet olmaz. De mi dahil? Muhalefetin derken. Efendim, muhalefete getirmiyorsunuz ki. Ha. Kardeşim hazırlanırken. Tabii hazır paket hazırlanıyor. Geliyor kardeşim. Orada bakmayın maskaralık yapıyoruz, işte 10 kişi 5 kişi konuşuyor. Parlamento işlevini bitirmiş. Parlamentoda böyle bunlar konuşulmayacaksa nerede konuşulacak? Ve kentsel dönüşüm yasası. Kentsel dönüşüm yasasında öyle şirinliklerle Sayın Bayraktar geçen gün anlatıyor ki aman bir kentsel dönüşüm yasası ki. Evet, eski binalardan kurtulacağız. Yasası, pırıl pırıl yepyeni olacak. Yani hani dinleyince öyle anlıyor, evet, anlaşılıyor. O zaman sizden rica ediyorum, bu kentsel dönüşüm yasasını savunan hangi yetkili varsa hodri meydan gelsin, şu alanlarda konuşalım. Kentsel dönüşüm lafı gerçekten hoş bir laftır. Olması gereken, dünyada bunu başarmıştır. Ama ne zaman kentsel dönüşüm yapıyorsunuz? 20 yıldır İstanbul, örneğin İstanbul'da 20 yıldır AKP iktidar, 20 yıl. Kentsel dönüşümü damatlarınıza, çocuklarınıza, yandaşlarınıza, eşinize, partidaşlarınıza, bakanlarınıza yapacaksınız. İstanbul'un bütün rantlarını onlara dahil edeceksiniz. Sonra döneceksiniz. Bu ülkenin namuslu, şerefli, onurlu insanları kendi alın teriyle almış olduğu evlerini ben senin evini dönüştüreceğim. E dönüştür kardeşim. Nasıl dönüştüreceksin? Şimdi Erenköy'de ya da atıyorum Fatih'te oturan Mehmet abim 70 yıl önce babadan kalma ya da kendi olanaklarıyla devletin arasına konmamış, herhangi bir şey gasp etmemiş, vergisini ödüyor, emlak vergisini ödüyor. Şimdi depremden dolayı evinin dönüşmesi gerekiyor. Bunun için ne istiyorsun? Erdoğan Bey ne diyorsun Sayın Bayraktar? Paranı öde dönüştürün. Damatlara niye para ödetmediniz? Damatlara ne yaptınız? Damatlara, çocuklarınıza kat kat plan tadil vereceksiniz. İstanbul'un ana rantlarını onlara paylaşacaksınız. Böyle kuleler yapacaksınız. Sonra döneceksiniz fukaraya da diyeceksiniz ki fukara gel paranı öde seni dönüştüreyim. Ödeyemezsem ne yapacaksın? Kuleler kimin efendim, kuleler dediğiniz? Evet. Kimin onlar? Kimin yok ki? Nasıl kim? Hangisinin yok? Yani İstanbul'da bana söyleyin hangi AKP'li yetkilisinin çocuğunun, damadının, yakının orada kulesi yok. Bunları belgeli mi konuşuyorsunuz? Bir de ticaret yapıyordur adam Gürsel Bey. Ben yani... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rant haritasını açıkladım. Bugüne kadar da bir tek babayık bana cevap verebilmiş değil. Metin Bey, hiç itiraz etmiyorum. Allah daha çok versin. Evet, evet, parası var, ticari yatırım yapmış diye. Şunu söylemek istiyorum. Ticari yatırımına karşı değilim. Yapsınlar. Diyorum ki şimdi Sayın Bayraktar haklı olarak kentsel dönüşümü anlatınca, anladım, kentsel dönüşümde örneğin Kadıköy bölgesi işte planlı bir bölgedir. Uzun süredir dönüşememiş. Depremden dolayı da önemli kısmı %35, %40'ı deprem tehlikelisiyle karşı karşıya. Kadıköy Belediyesi de diyor ki burada belli bir kısmını plan değişikliği yaparak emsal artıralım. Aman emsal artış olmaz. Niye olmaz? E şimdi buraya ne oluyor kardeşim? Yani buraya çocuklarınıza, damatlarınıza, yakınlarınıza, yandaşlarınıza oluyor da fukaraya gelince niye olmuyor? İki, Sayın Bayraktar'a şunu sormak isterim. İki tane kentsel dönüşüm yasası, kentsel dönüşüm oldu İstanbul'da. Bir tanesi biliyorsunuz Sulu Kule'de, yani Sultan Mahallesi'nde, bir tanesi de Beyoğlu'nda. Ben bir gün kendisini götürmek istedim. O Sulu Kule'de eleştiriliyor. Kendisini gerçekten. Sayın Bayraktar'ı oraya götüreceğim. Sayın Bayraktar oraya geldiğinde vicdanı sızlayacağını biliyorum. Bir şey daha göstermek istiyorum. Bütün Türkiye'nin bilmesi, görmesi gerekiyor. Size 3 tane örnek göstereceğim. Burası ne? Burası Londra Belediyesi. Evet. Görüyorsunuz değil mi? O şey metro hattı galiba. Her şey, bütün galerisi, alt hatlar, şunlar bunlar. Burası Londra. Evet.
Burası Berlin. Yine 1,5 milyon Türk'ün de yaşadığı Berlin. Berlin. Görüyorsunuz güzel, değil mi? Güzel görüyor efendim kamerada. Burası ne? İstanbul. İstanbul. Büyük şehir yazıyor. Şimdi böyle bir şehir. Bu şehire, efendim bu şehir çok başarılıdır diyen arkadaşlarımı gerçekten kendi akıllarıyla sorunları olduğu kanaati içindeyim. O açıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel şeyi bu çarpık yapılaşmanın ranta teslim olmuş İstanbul'un nasıl dönüşebileceğini, örneğin %27 yurttaşımızın mülkiyet sorunun nasıl çözülebileceğini, deprem sorunu nasıl çözülebileceğini bunları söyleyecek. Yoksa onun ötesinde Ahmet olur, Gürsel olur, Mehmet olur. Oraya bir nokta koyalım, onu reklamdan sonrasına bırakalım, vatandaşımız da merakı giderelim. Hani öyle Ahmet olur, Mehmet olurla kalmaz bu iş, biz üstümüze gelip bunun cevabını alacağız kısa bir reklam arasından sonra. Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı mı değil mi? Reklamlardan hemen sonra cevabını alıyoruz efendim. Evet, ne var ne yok kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin. Gürsel Tekin reklamdan hemen önce sorduğumuz soruya şimdi yanıt verecek. Şu kentsel dönüşümdeki son cümlesini tamamlayıp İstanbul'a aday mı değil mi onu göreceğiz efendim. Cumhuriyet Halk Partililerden çok sayıda hem Twitter hem SMS geliyor. Bir kez daha hatırlatıyorum. Ne var ne yok yazıp boşluk bırakıp 3969'a gönderiyorsunuz mesajlarınızı. Gürsel Bey'i başkan olarak görmek istiyoruz gibi de. Sanki bir de böyle kampanya sizin için şimdiden başlamış gibi Gürsel Bey ama. Ne diyorsunuz? Evet, bekleyin. Evet, teşekkür ediyorum. Önce bu yargı paketlerinin konuşulduğu bir ortamda bir şey daha konuşmak istiyorum. Buyurun. Biliyorsunuz bu belediye yasası, büyükşehir, küçükşehir zamanımız yok. Olsa aslında bunların hepsini konuşmak istiyoruz. Doğru. Burada 2005 yılında yapılan bir yasa var. Kaçak yapı yapan da yaptıran da cezası şu orandadır diye. Şurada baktığımızda mesela şunlar tarihi yarımada yüzyıllardır insanlar burada oturmuş ama bir türlü dönüştürülememiş. Dönüştürülmüyor ne yazık ki 20 yıllık iktidar burayı dönüştürmek istemiyor. Tam neresi orası? Tarihi yarımada dediğimiz Fatih'in altı tarafı işte Eminönü'nün üst tarafı. Karaköy'ün üst tarafı, tarihi tam İstanbul dediğimiz yerde maalesef görmüş olduğunuz işte kültür başkenti. Aman dönüştürüp bir de şimdi, uzun bloklar çıkarlar. Şimdi bir başka ilçe var. Bir başka ilçe var ki burada herkesi göreve çağırıyorum. Başta Sayın Bayraktar'ı göreve çağırıyorum. Daha sonra da bu ülkenin namuslu savcılarını göreve çağırıyorum. Bir ilçede binlerce kaçak yapı yapılıyor. Belediye eliyle yapılıyor. 6 emsal, 8 emsal, 10 emsal bugüne kadar kimse sesini çıkarmıyor. Çünkü CHP'li belediye değil, CHP'li belediye olmuş olsaydı 1000 kez operasyon yapılırdı. Orada maket üstünde yandaş firmalarına yapılar yaptırıyorlar. O maket üstünde binlerce Esenyurtlu vatandaş insanlara, belediyeye, kamuya güvenerek daire alıyorlar. Bir tanesi iflas etti, kaçtı gitti. 3 tanesi, 4 tanesi ortada. Kaçak yapıların hiçbir tanesine bugüne kadar neden işlem yapılmadı Sayın Topbaş? Özellikle soruyorum. İçişleri Bakanlığı göreve davet ediyorum. Sayın Bayraktar'ı kentsel dönüşümden sorumlu Bayraktar'ı göreve davet ediyorum. Mümkünse de Esenyurt'a davet etmek istiyorum. Beraber Esenyurt'a gidelim. Baktığımızda böyle bir rezalet dünyanın hiçbir yerinde görülmez. Evet. Şimdi size olunca, yandaş olunca hiçbir hukuki işlem yapmayacaksınız. Evet. Ama herhangi bir muhalif belediye, CHP, BDP, MHP'nin yapmış olabileceği bu uygulamaya da sabahın 5'inde baskın yapacaksınız. Size Allah'a havale ediyordum. Ne diyorsunuz? Evet. Sonra gelelim efendim, asıl soruya. Benim kişisel olarak tabii ki, kişisel olarak benim adayım deyip demem çok doğru olmaz. Adayı partinin örgütleri ve partinin yetkili kurulları belirler. Bana böyle bir görev düşerse başımın üstüne. Ama benim temel şeyim, bunu samimi olarak söylüyorum, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını arzu ediyorum. Gönlünüzde yatıyor mu efendim? Herkesin gönlünde yatar. Yani İstanbul gibi bir devasa. Ama şimdi insanlar diyor ki Gürsel Bey'le biz İstanbul'da zorlarız diye Twitter ve SMS atmışlar. Hani Ali Bey, Osman Bey, Mehmet Bey demiyorlar. Gürsel Bey diyorlar. Ya bunlar sizin fanatikleriniz, hayranlarınız ya da partinizin tabanı. Hani... Peki takvim nasıl işleyecek? Ben de onu merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çok da geç açıklamayacak herhalde. Hayır yok. Şimdi uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor.
Yani belediyelerle ilgili belki çok kamuoyuna yansımış değil. Özellikle büyük kentler İstanbul, İzmir, Ankara ve benzer yerlerde çok hızlı şekilde Adana, Hatay mesela son yapılan kamu yoklamalarında Adana, Hatay'ı rahatlıkla alıyoruz. Tabii. Birçok belediyeleri ekleyeceğiz önümüzdeki günlerde. İnşallah İstanbul'da alacağız. İstanbul'u bu zulümden kurtaracağız. Niçin zulümden kurtaracağız? Bir başka noktaya daha gelmek istiyorum. Özellikle bizi izleyen yurttaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Farklı siyasal anlayışlarda olabilir. Farklı ideolojik yapılarda olabilir. Ama unutmayın ki bu ülkenin kan emicileri nerede olursa olsun, ister solcu, ister sağcı, ister İslamcı, hepsi aynı düzeyde tehlikelidir ve haindir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bunu altını çizerek söyledim. Özellikle Amerikalıların çok güzel bir sözü var. Diyor ki bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıklarını bozamazsınız. Birçok kentlerde suç ortaklıklarına dikkat çekmek için bunu söylüyorum. Yani Amerikalılar arada bir de olsa doğru konuşuyor mu diyorsun? Söylerler. Niye söylemezler? Ne bileyim efendim, onların hiçbir zaman dostumuz mu, müttefikimiz mi, bizim için doğru mu? Sorun onlarda değil, sorun bizde. Bilemediğimiz için. Şimdi gelelim bir başka konuya. Biliyorsunuz bir adına barış süreci çatısı altında koyduğumuz işte Kimireli İmralı süreci, Kimileri Öcalan süreci diyor. Başbakan Erdoğan da bu bir adam. Müzakere süreci veya AK Partiler de öyle lanse ediyor. Şimdi adının tabii ne olduğu çok önemli değil. Gideceği yer önemli ve kimle masaya oturduğunuz, süreci götürdüğünüz önemli. Süreç başladığından itibaren bir iki olay yaşandı. Paris olayı, Rusya'daki işte bir baronun infazı. Denildi ki bunların hepsi barışın önüne bir engeldir. Hatta cilve gözündeki patlama da bunun önüne bir engel gibi aktarıldı. Ama tüm bunları yaparken iki gün önce İstanbul'da, Avcılar'da 50 yolcu ölümden döndü. Niye döndü? Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 15. yıl dönümünü sokakta kutlamak isteyen PKK yandaşları, örgüt yandaşları Ok Meydanı'nda iki tane otobüsü ateşe verdiler. Şimdi biliyorsunuz yine daha önce yaşanmış böyle bir otobüste gencecik kızımızın, çocuğumuzun ölümüyle alev alev yanarak sonuçlanan bir olay vardı. Evet. Şimdi bakıyorsunuz barış yapacağımız kişiler veya barış sürecini yürüteceğimiz kişiler, hani bu kutlamayı Öcalan gelmiş kardeşim. Ben hani o dördüncü yargı paketinde sayın demek suç değilmiş, apo demek bilmem ne demek, onların hepsine de karşı çıkıyorum. Benim için terörist başıdır Abdullah Öcalan ve bir bebek katilidir. Onun için bunu benim hafızamda, hele bir şehit gazi ailesinin vicdanında bunu kimsenin de değiştireceğini düşünmüyorum. Şimdi bunlar madem kutlayacaksınız, lanet olsun, lanet olsun da çıkın çiçeklerle, balonlarla kutla kardeşim. Niye otobüs yakıyorsun? Niye insanların canına kastediyorsun? Sonra dönüp bizim sizlerle bir barışıklık, barış da demiyorum, barışıklık sürecini yürütmemizi istiyorsun. Burada hemen altını çizelim. Hiçbir Kürt kardeşimize, bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden yana olan Kürt kardeşimize lafımız yok. Kürtçülere tamamen PKK terör örgütü ve yandaşlarınadır sözümüz, ne diyorsunuz? Evet, teşekkür ediyorum. Biraz önce bana şunu sordunuz. Sayın Başbakan'la ilgili ne filmi yapacaksınız? Evet. Mesela sizin de çok net hatırlayacağınız 5 ay önce Sayın Başbakan aynen şunu söylemişti. Terörle mücadele siyasetle müzakere olmuştu. Doğru. Şimdi neredeyiz? Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bu sorunun muhatabı Sayın Çelik, Sayın Arınç, AKP yetkilileri. Ama ne yazık ki gazeteci arkadaşlarımız haklı olarak, çünkü ceberrut bir anlayış oluştuğu için bu soruları onlara soramıyorlar. Ben de bu soruları sormak istiyorum. Keşke karşımda olsa. Türkiye'de iç barışı ama kim istemez? Ama biz buraya gelen iktidar yetkililerine de soruyoruz. O konuda müşteri. Bunu üstünüze almayın. Yani bu hakikaten sorulacak sorular. Ya yani Sayın Kılıçdaroğlu. Anneler ağlamasın. Yani kimse bizi, beni zaten çok üzülüyorum. Kim anneler ağlasın, evet, diyor. Beni barışı kim istemez? Gürsel Bey'ciğim. Barış. Barış kimse değil. Bizi ne AKP, ne CHP, ne MHP, ne MHP yanlışta görmesin. Biz gerçekten sevgili kardeşim Deniz de burada gazetecilik yapıp onun hakkını vermeye Metin, çalışıyoruz. Ben genel konuşuyorum. Evet, sakın ben açıklama gereği hissettim. Şu noktaya gelmek istiyorum. Türkiye'de elbette iç barış. İç barış bu sadece nasıl ki ailemizde, çevremizde, dostlarımızda bir iç barış istersek ülkemizde de bunu istiyoruz. Ama bunun müzakere yeri parlamentodur.
Sayın Genel Başkanımız bu hassasiyet içerisinde daha bir yıl önce ya da 10 ay önce Sayın Başbakan'a gitti. Sayın Başbakan'ın bütün bunları ifade etti. Türkiye'de bu sorunları aşmanın yöntemi parlamentoda bir komisyon oluşturalım, biz de size katkı sunalım dedi. Sayın Başbakan her zamanki gibi sulandırdı, aldı, attı, ottu, şu etti. Yok iple gezdi biliyorsunuz işte asarım, keserim, onu atarım, bunu atarım dedi. Sonra bir ansızın ve arkadaşlarımla da paylaştım. Dedim ki Sayın Başbakan ne zaman bu lafları söylerse arkasından mutlaka bir müzakere süreci başlamıştır. Evet. Ve sonuçta gelmiş olduğumuz noktada bugün aslında bu mesele bir AKP meselesi değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti meselesidir. Bunu eğer iktidar partisi yani hükmeden hükümet ana muhalefetle paylaşma gereği duymuyorsa süreci, parlamentoda muhalefetle görüşme gereği duymuyorsa yarın oluşabilecek Türkiye'de oluşabilecek bütün olumlu ve olumsuz sonuçlar AKP'ye aittir. Peki efendim. Bunu da kamuoyunun bilmesi lazım. CHP biz ne diyor? Son derece... CHP ne diyor mesela? Ana dilde eğitimde biz daha ilerisini dile getirdik diyor genel başkanımız. İçeride belli ki ulusalcıların ciddi bir direnişi var. CHP ne diyor yani? Nereye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin meselesidir veya değildir? Ana dilde öneriniz nedir? Ne bileyim işte o yerel yönetimlerin özelliği nedir? İşte Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Aziz Bey Diyarbakır'da buluşacak. Orada bir belli ki yeniden SHP dönemine bir sinyal olarak algılıyorum ben. Öyle bir gidiş var. CHP ne diyor? Ama şu kafamızda bakın bu ayrıştırıcı bir ötekileşici. Ulusalcılar dedim diye. Hayır hayır. Şunu kullanırsak Aziz Bey'in Diyarbakır'a sanki Diyarbakır başka bir ülkenin iliymiş gibi. Aziz yok, Bey'in Diyarbakır'a, söylemedim. Diyarbakır'a, Batman'a ya da Topbaş'ın Hakkari'ye gitmemesi büyük bir eksikliktir. Bu kabul edilebilir mi? Yani aynı Sayın gibi. Belediye Başkanımızın Diyarbakır'a gidişi bir eleştiri konusuysa vay Türkiye'nin haline derim. Onu eleştirmiyorum. Şimdi gelelim CHP. CHP döneminden gelelim. Bir an önce şöyle düşünelim. Evet ne diyor CHP? Şu CHP yok. Kapattık kardeşim. CHP'yi kapattık. Öyle varsa tamam. Kapattık. Buyurun kardeşim. Deniz Hanım, CHP, bakın anlatayım. 87 DGM'de yargılandı. Bu sorunlardan dolayı. 89 rapor hazırladı Sayın Baykal'ın başkanlığında. DGM'de yargılandı. Ve bugün nasıl çözeceğiz diyenlerin hepsinin de eleştiriz konusu olmuştu. Bunlar bölücü. Sayın Çiçek dahil bugün Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı'ydı. O dönem bakandı. Bütün herkes CHP bugüne kadar en doğru görevini yapan tek siyasal kuruluştur. 92'de, 99'da Sayın Altan Öğmen bütün bu işler Türkiye'nin bütünlüğü için, Türkiye'nin iç barışının sağlanabilmesi için elimizde gelen her türlü çabayı sarf etmişiz ve bunları rapor haline dönüştürmüşüz. Her raporumuz tartışma konusu olmuş. Eğer o gün o raporlarımız uygulanabilseydi bugün bunların hiçbirisini konuşmayacaktık. O gün bizim raporlarımızı tartışanlar, o gün bizim raporlarımızı sorgulayanlar bugün diyor bize CHP'nin nesi var? Ya kardeşim CHP daha nezleyken tedavisini koymuş. Hayır. Tedavi etmiyorsunuz. Kansere dönüştürüyorsunuz. Kanserle ilgili tedaviniz var mı diye CHP'ye soruyorsunuz. Onu da AKP'ye sorun çünkü 12 yıldır AKP yönetiyor. Biz bölgeyi anlatabildiniz mi peki kendiniz? Yani bölgeden demek ki bir... Elbette.